Evet, herkese merhabalar. Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlerden çok fazla gelen bir soru. Şu soruluyor. Çocuğum çok fazla teknoloji bağımlısı oldu. Telefonu elinden alamıyorum. Televizyon veya ekran başından ayıramıyorum. Çocuğum için ne yapabilirim? Cevabını size buradan, işte bu sahadan vermek istedim. Burada yapabileceğiniz en güzel çalışmalardan birisi çocuğunuza jimnastik temeli vermektir. Bu son derece faydalı bir sistem olacaktır. Neden? Çünkü jimnastik size parmaklardan başlayarak el bileği, dirsek, omuz gibi ince motordan kaba motor dediğimiz, yani en ince kas grubundan en büyük kas grubuna kadar çocuğunuza vücudunu fark etme imkanı verir. Ki teknoloji onlara bunu unutturmaktadır. Yani bir çocuk saatlerce bir cihaza bakıyorsa, hareketsiz kalıyorsa beden farkındalığı, ki bunun bir diğer ismi de beden zekasıdır, azalıyor ve düşüyor demektir. Dolayısıyla buna verebileceğiniz en makul ve en doğru cevap, reaksiyon, çocuğunuzu bir spor okuluna yönlendirmek olabilir. Bu manada jimnastik en temel ve en almanız gereken yöntemlerden birisidir. Bir diğer yöntem ise yine benim de üzerinde çalışmış olduğum çocuk fitnesi. Çocuk fitnesi deyince aklınıza ağırlıklar gelmesin, çeşitli direnç egzersizleri gelsin. Bu çalışma var. Bunun yanı sıra karate ve tekvando'da çeşitli böyle pozları gerçekleştirdiğiniz disiplinler var. Mesela karate'de kata var, tekvando'da aynı şekilde yine yapabildiğiniz uygulamalar var. Burada tamamen bedeninizde o hareketleri gerçekleştiriyorsunuz. Çekişler yapıyorsunuz, itişler yapıyorsunuz. Bu tarz bireysel sporlarda da yine ne yapıyorsunuz? Pozları aynen yapmaya çalıştığınız için başta denge duyusunun gelişmesi olmak üzere daha pek çok gelişim olmuş oluyor. Ve bugün gördüğünüz gibi ben Akademi Jimnastik Spor Tesislerindeyim. Bugün beni burada misafir ettikleri için kendilerine de teşekkür ediyorum. Çocuklar çok güzel, çok verimli çalışmalar yapıyorlar. Buradan da bazı enstantaneleri sizlerle paylaşıyorum. Çocuklar bir kere işte koşmayı, basmayı, çömelmek, kalkmak, elleri yere koymak, takla atmak, geriye doğru köprü kurmak gibi esneklikten kuvvet kazanımına kadar pek çok disiplini öğreniyorlar. Bunun gibi açıkçası uygulamalar çok faydalı ve çocuklara şiddetle tavsiye ediyorum. Akademi Jimnastik şu anda İstanbul'un pek çok yerinde mevcut. Ümraniye ve Çengelköy'de var şu an ama yeni şubeleri de açılacak. Bunun yanı sıra evinize yakın bir spor okulu da olabilir. Bu şekilde çalıştığınızda, yetkin bir spor eğitmeniyle çalıştığınızda çocuğunuza en güzel yatırımı yapmış ve onu, bakın, zorlayarak veya işte tehdit ederek veya işte cezalandırarak o işten uzaklaştıramadığınız gibi böyle bir yöntemle ödüllendirebilir ve onu mutlu ederek bu bağımlılığı yönetebilirsiniz. Çünkü teknoloji tamamen hayatımızdan çıkaramadığımız bir konu ama yönetebileceğimiz de bir konu. İşte buradaki çocuğa yeni bir ilgi alanı sunmanız bakımından evinize en yakın spor okullarında bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben 80'lerin sonu 90'ların başı bir çocuk olarak hep sokakta oynardım. Artık sokakta oynayan çocuk bulamadığımız için konu buralara geldi. Yani spor merkezlerine çocukların hareket ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Dolayısıyla sizlere şiddetle böyle bir çözümü tavsiye ediyorum. Dik Duruş Akademisi'nin de en önemli aşamalarından birisi çocuklukta doğru duruş alışkanlıklarının kazanılması, işte jimnastik temeliyle mümkün olacaktır. Aksi durumda kişi 30-40 yaşına, 50 yaşına geliyor. Ya benim duruş da çok kötüymüş diyor. 50 yaşında bunu fark ediyor. Halbuki bunu yatırım olarak çocukluktan itibaren yapsa o yaşlarda çok rahat edecek. Dolayısıyla benim de burada sizlere sağlıklı bir gelecek için, çocuklarınızın geleceği için böyle bir yatırım yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.